CNBC artık yeni binasında, yeni stüdyosunda. Yeni yayın dönemiyle birlikte yaşanan bu değişim süreci Türkiye'de ekonomi yayıncılığındaki ilkleri de beraberinde getiriyor. Türkiye'nin ilk ekonomi kanalı CNBC'ye geride bırakılan 11 yılda ekonominin nabzını tuttu. Peki bu 11 yılda Türk ekonomisi nereden nereye geldi? Burcu Göksüzoğlu CNBC'nin yayına başladığı 16 Ekim 2000 ile bugünü karşılaştırdı. Türkiye'nin ekonomi karnesini masaya yatırdı. İzliyoruz. Ben Elif Günsel. Bugün 16 Ekim 2000 saat 8. Dünyanın bir numaralı ekonomi kanalı CNBC kanalıyla yaptığı işbirliği sonucunda ilk kez İngilizce dışında bir dilde yayına başlıyor. İşte bu görüntülerle Türkiye'nin ilk ekonomi kanalı yayın hayatına başladı. Takvimler 16 Ekim 2000'i gösteriyor. Türkiye'de krizin ayak sesleri duyuluyordu. O gün borsa 13.900 puan, dolar 678 bin lira yani 68 kuruştu. Piyasalar Asya krizinin etkisi altındaydı. Sıcak para çıkışı ekonominin öne çıkan maddelerinden biriydi. Ankara'da o dönem Ecevit'in başkanlığında DSP, MHP ve ANAP koalisyonu vardı. Kamunun bütçe açığı çığ gibi büyümüş, gayri safi yurt içi hasılanın %10,5'una yükselmişti. Koalisyon hükümeti çaresiz IMF'nin kapısını çaldığı yıl sonunda IMF'den 8,5 milyar dolarlık yardım gelince sular biraz olsun duruldu. 19 Şubat 2001'de Cumhurbaşkanı Sezer'in MGK toplantısında anayasayı fırlatmasıyla Türkiye 2001 krizine girdi. Sayın Başbakanım, al bendeyi satın, bendeyi satın. CNBC'ye krizin nabzını güçlü kadrosu, hızlı ve tarafsız haberciliğiyle gün ve gün ekranlara taşıdı. Kemal Derviş'in planı Türk ekonomisine istikrar getirse de yaşananlar Ecevit hükümetinin sonunu getirdi. 2002'de AK Parti'yi iktidara taşıdı. AK Parti döneminde IMF ile ilişkiler sonlandırıldı. Bütçe açığı kapatıldı, faizler ve enflasyon tek haneye indi. Türk ekonomisi yılda ortalama %6 büyüdü. 2008 sonunda patlak veren küresel krizden Türkiye sıyrıldı ancak bütçe açığının yerini alan cari açık ekonomiyi tehdit eder hale geldi. Ekonominin 11 yılına ayna tutan CNBC'ye yeni adresinde de bu misyonla devam edecek.